Şimdi burada rich liquid chalkları tanıtmak istedim. Şöyle gösterelim. Türkçe meali eskitme pudrası liquid chalk diye geçiyor. Rich'in ki biraz daha böyle yumuşak. O yüzden sürümü ve de silinmesi çok kolay. Bazı eskitme pudralarında biraz fazla yapıştığı için silmek de biraz zor olabiliyor. Ama liquid chalklar tam kıvamında. Şimdi öğrencimiz Yeşim büyük mücadelelerle derinden dalarak daldı denize. Evet. Çıkardı. Evet, bunu başka bir dersimizde izleyebilirsiniz. Tiner eskitme dediğimiz bir metodu yaptık. Tiner eskitmede altına kahverengi sürdük, araya sentetik vernik attık, üzerine başka boyalar sürüp onları sonra da tinerle temizledik. Temizlememizi çok gayrimuntazam yapıyoruz, yani simetrik görüntü olmasın, hani kendiliğinden dökülmüş gibi gözüksün diye. Her ne yapıyorsak hep doğal durmasına çalışacağız. Hani böyle suni biz silmişiz gibi durmamalı. O kendiliğinden gerçekten denizin dibinden çıkmış veya zaman içinde hava koşullarına maruz kalmış da eskimiş gibi durmalı. Beni beklemişsin zaten. Aynen öyle. Ve şimdi birazcık kahverengiler, sarılar ve kremler fazla olunca dedik ki araya birazcık da gri mavi bir görüntü katalım. İşte burada da liquid çok devreye giriyor. En genel anlamıyla eskitme pudrasının nasıl kullanıldığını anlatayım istedim size. Eskitme pudrasını sulandırmıyorsunuz kesinlikle. Kuru bir fırçayla vurarak, tabii bu eskitme pudrasının güzelliğini oyuntulu, girintili objelerde daha güzel görürsünüz. Ama düz satırlara da uygulayabilirsiniz tabii ki. Sürüyorum. Parça parça yapıyorum. Çok kurumasına müsaade etmiyorum. Ondan sonra önce kuru bir bezle siliyorum. Fazlasını alıyorum. Bazen o bile yeterli oluyor. Diyorum ki yok, birazcık fazla kalsın. O şekilde de bırakabiliyorum. Ya da hala silmem gerekiyorsa biraz daha gizemli bir güzellik olsun, aralarda kalsın diyorsam da bir ıslak mendille veya ıslak bir bezle temizleyip sadece aralarda kalmasını sağlıyorum. Bir kere daha yapalım. Şöyle alalım birazcık daha. Buraları hemen yapalım. Gördüğünüz gibi girintisi çok olan yerlerde daha güzel duruyor. Çünkü aralara giriyor. Stensil fırçasıyla da yapabilirsiniz. Ama hani yumuşak uçlu bir fırça iyice aralara gireceği için ben bunu tercih ettim. Şöyle. Şimdi burada kaba bir görüntü vardı. Ve şeydi, yani biraz gözümü rahatsız ediyordu, öyle diyeyim. Yani evet, tekniği çok güzel çıktı ortaya. Çok da güzel yapıldı ama hani sanki böyle bir kabalık vardı. Birbirinden çok ayrılmıştı. Şurada her şey bütünleşiyor. Keskin kahverengi. Evet. Oldu, aynen şimdi? Öyle. Dağıldı. Şimdi burayı siliyorum. Demin yaptığım gibi. Dağıtarak şöyle. Fazlalığını alıyorum. Hatta bu böyle bile kalabilir. Belki sadece şunun üstünü biraz temizleyeyim. Şöyle. Bu kadar hoş oldu değil mi? Her ne yapıyorsak daha güzelleşiyor. Biraz daha alalım. Şu oyuntulu yere süreyim yine. Bu tarafa geçeyim. Şöyle. Daha dakikamız var mı? Gibi yerde de hocam. Hangisi? Şurada. Tabii hepsinden geçeceğim. Bütün objenin üstünden geçeceğim. Bazı yerleri az bırakıyorum. Bazı sanki yerleri çok temizliyorum. Böyle şey olmuş gibi. Tam evet. Denizin altı. Hocam yani. Bu şimdi onu diyecektim. Eğer dilerseniz hala bir şey eksik gibi geliyorsa başka bir renk eskitme pudrasıyla da geçebilirsiniz ama bence bu buna böyle bir zarafet verdi. Tamam. Hani zarafet nedir diyeceksiniz ama gerçekten bu objeye bir dinginlik getirdi sanki. Şimdi alıyorum yine.
birazcık böyle pütürlü bir boya. Çok azıcık içinde pudra da demeyeyim çünkü pudra deyince yumuşak anlaşılıyor. Böyle elimi sürdüğümde pütürükler var içinde. Onların zaten olması güzel duruyor. Yine parça parça gidiyorum. Siliyorum. Bodrum'dan. Evet. Ama Bodrum. Dalınca çıkardınız galiba. Evet, evet. Beni beklemişim ne yapacağım? Kileri çekince de. Dışarıda değil mi? Vallahi. Evet. Böyle devam ederek objemizi bitiriyoruz. Gel bakalım yeşil. Siz süreniz yettiği kadar yeşille bir yapın bakalım. Evet. Pardon. Ece hocam gibi. İşte burayı yazıyorum. Şöyle elime beyaz. Bence güzel bir şey yazacağız. Yani. Hocam efendim onu ne yapacağız? Şuna gibi bir şey yazacağız. Üst tarafa da yazacağız. Şimdi mavi gibi bir şey bulabilir misin? Vardı bende ama. Tamam. Şu mavi nasıl? Bu ne? Nasıl bir mavi? Yumuşak. Bir tane. Nasıl? Nasıl keseceğim? Böyle tek tek olmadı. Keşke göstermeseydi. Sen de mi müsaitliyiz? Sen geliyorsun. Şimdi ben müsaitim de. Nilden işim çıktı. Birden kaçtı peçete. Kaçtı peçete. Ay birden bak. Benim tepsiye döndü. Sen daha başına gelecekleri bilmiyorsun. Bilmiyorum değil mi? Ay, makas. Hocam makas çok onun için kesemiyorum. Sen söyle bir şeyler istersen. Evet. Hocam tek tek çiçek. Bir eskişmemizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.